Orta basınç emme basma sistemimizin kurulum videosuna hoş geldiniz. Makinamızın elektrik bağlantısı için fişini prize takarak kolayca sağlayabiliriz. Ardından şamandıramızı bu şekilde ayırarak emiş yapacağımız haznenin içerisine bırakıyoruz. Hazne dolduğunda şamandıra yukarı kalkıp elektriği verip ana makinamızın çalışmasını sağlayacaktır. Suyunuz bittiğinde ise şamandıra elektriği kesip ana makinenin kapanmasını sağlayacaktır. Bu işlemleri tamamladıktan sonra makinamızın su grubu bağlantıları için paket içeriğimizden çıkan emiş filtreli boruyu makinenin üzerinde su girişi yazan bölüme bastırarak takıyoruz. Borumuzun ucunu emişin yapılacağı haznenin içerisine bırakıyoruz. Makinamız durduğu zamanlarda tahliye yapacaktır. Tahliye borusunu yine diğer bağlantı aparatlarında da olduğu gibi bastırtak şeklinde takıyoruz. Çıkartmak istersek yüzüğü ileriye doğru itleyip boruyu kendimize doğru çekiyoruz. Tahliye borumuzu eğer emiş yapılacak hazne makineden yüksekte değilse haznenin içine geri bırakabiliriz. Emiş yapılacak hazne makinamızdan yüksekte ise tahliye borusunu gidere bağlayabiliriz. Ana hattımızı oluşturmak için ise makinamızın üzerinde sisteme yazan bölüme borumuzu bastırarak takıyoruz. Çıkartmak için ise yüzüğü ileriye doğru itip boruyu geriye doğru çıkartıyoruz. Ana hattımızın taktıktan sonra boruyu belirlemiş olduğumuz yerlerden boru makası yardımıyla kesip taşıyıcılarımızı veya bağlantı parçalarımızı takıp hattımızı ilerletebiliriz. Bu işlem sırasında boruların uçlarının düzgün ve temiz olmasına dikkat etmeliyiz. Nozul taşıyıcımıza orta basınç jaklı nozulumuzun takılması bastırarak takıyoruz. Çıkartmak istediğimiz zaman yüzüğü geriye doğru çekiyoruz ve nozulumuzu çektikten sonra yerinden çıkıyor. Hattımızı sonlandırmak için sonlayıcımız ve orta basınç jaklı nozulumuzu yine aynı şekilde bastırarak takıyoruz. Çıkartmak istediğimizde ise yüzüğü geriye doğru çekip nozulu yerinden çıkartıp ayırmış oluyoruz. Orta basınç jaklı nozulumuzu hattımıza takmak için boru makası yardımıyla hattımızı belirlemiş olduğumuz yerden kesiyoruz. Bu işlem sırasında borumuzun düz bir şekilde kesildiğinden ve temiz olduğundan emin olmamız gerekiyor. Ardından nozul taşıyıcımıza bastırtak şeklinde takıyoruz. Çıkartmak istediğimizde ise yüzüğü geriye doğru çekip burayı çekip çıkartıyoruz. Bu işlemi hattımızın geri kalanında püskürtmenin olması istendiği yerlerde tekrarlanarak yapılabilir. Hattımızı kör tapa ile sonlandırmak için belirlemiş olduğumuz püskürtmenin yapılacağı son taşıyıcıya kör tapamızı bastırarak takıyoruz. Çıkartmak için ise yüzüğü geriye doğru çekerek kör tapayı ayırıyoruz. Hattımızı birden fazla noktaya götürebilmek için hattımızı T aparatımızla bölerek çoğaltabiliriz. Bu işlem için borumuzu istediğimiz uygun gördüğümüz yerden boru makası yardımıyla kesiyoruz. Kestikten sonra uçların düzgün ve temiz olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. T bağlantımızı bastırtak şeklinde takıyoruz.
diğer yürütmek istediğimiz hattı ise yine bastır tak şeklinde takıyoruz. Çıkartmak istediğimizde yüzüğü geriye doğru çekerek boruyu ayırabiliriz. Bu işlemi çoğaltarak farklı farklı hatlar oluşturabiliriz. Çelik alata hattımızın montajı için kablo bağları kullanarak hattımızı sabitliyoruz. Hattımızı sabitledikten sonra borumuzu iki tarafından tutup istediğimiz yöne doğru nuzulların püskürtme yönünü ayarlayabiliriz.